Kadın Bilinçlendirme Konferansı, Nizip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptıkları ve Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin organizasyonunda hayata geçen 7'den 77'ye okullu olduk SODES projesi çerçevesinde bugün eğitimci yazar Sait Çamlı'nın katılımıyla ilçede bayanlara yönelik kadın bilinçlendirme konusunda konferans yapıldı. İki gün boyunca Nizip Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu ile Nizip Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek eğitim toplantısında kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Konferans Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat ile davetler katıldı. Bilinçlendirme faaliyeti dolayısıyla düzenlenmiş olan konferansa hoş geldiniz. Projemiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Proje, Nizip Kaymakamı Sayın Yaşar Karadeniz Bey'in başkanlığını yaptı. Nizip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde koordinatörlüğü, yürütme işlemleri ise Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen bir projedir. 2011 yılından beri her yıl desteklenmeye değer projeler arasına girmeyi başarmaktadır. Projeyle eğitimini yarıda bırakmış veya bırakmak zorunda kalmış, köyde ve şehir merkezindeki kenar mahallelerde yaşayan, dezavantajlı grupta bulunan bayanların açık ortaokul ve açık lise yapımlarının yapılması hedeflenmekteydi. Ve sıra gecesi müziğe eşliğinde yemek yedik. Kadın bilinçlendirme faaliyeti çerçevesinde kitap sevgisi üzerine bir konferans düzenledik. Ve bugün de projenin son bilinçlendirme faaliyeti çerçevesinde Sayın Sait Çamlıca hocamızla beraberiz. Hocamız hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 10 Ekim 1974 Almanya'da gurbetçi bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldi. Maddi sıkıntılar yüzünden okuma hayatını sürdürme imkanı bulamamış olan babası okuması için her türlü desteği verdi. Ailesi Almanya'da kalmasını istemedikleri için 1987 yılında kendisini Türkiye'de bıraktılar. 1996 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Anlattığım şeyleri anlatacağım. Ondan sonrasında tamamen öğrencilere, lise gençlerine anlattığım şeyleri geçeceğim. Çünkü lise çocuklarım çok olduğunu bildiğim için zaten ben o yönde konuşma yapmayacağım. Değerli arkadaşlar, başlarım gönderimi niye bu işi yaptığımı anlatarak başlayayım. Ben 14 sene önce öğretmenliğe başladım. Öğretmen ne iş yapar? Bu sırayı gelsin, ders anlatırsın, yazı yaparsın, çözüm yaparsın. Sene sonra çocuklar karnına dağıtık. Şimdi böyle başladım öğretmenliğe. Ama öğretmenliğe başlayınca şunu fark ettim. Herkes çocuklardan ve gençlerden şikayet. Anneler gelip de çocuklarını şikayet ediyor. Babalar gelip de çocuklarını şikayet ediyor. Öğretmen arkadaşlar gençlerden şikayetçi. Ve hepsinin ağzında şöyle bir cümle var. Zamanın gençliğinde iş yok, bizim zamanımızda böyle değil. Ben bu cümleleri duya duya şunu anladım ki biz anne babalara, çocuklara ve gençlere mutlaka anlatmak zorundayız. Bak gençler, şimdi annelerin bir cümlesi var. Ben o cümlenin başını söyleyeyim. Sizin anneleriniz de öyleyse siz devamını söyleyin. Bizim anneler şikayet ederken şöyle başlıyor. Hocam yemedik getirdik. Saçımızı süpürge yaptık da bunların bir çocuk niye ders alsın? Sürekli aynı cümle. Hocam bir yedim yedim iki çocuk içirdik saçımızı süpürge yaptık. Babaların daha komik ama babalar şöyle başlıyor. Hocam bir cep telefonu size de aldık diyor. Bilgisayar size de onu da aldık. Evet diyor ve internet bağladık diyor. Sanki çocuğa bağladı interneti. Hala ders alsın diyor. Sürekli anne babaların bu şikayetlerini duyunca ben şuna karşı